1-0 öndesin. Yine gidiyoruz atamıyoruz. Yine gidiyoruz atamıyoruz. 3-4 olacak atamıyoruz. Dönüşte bir kahraman çıkartıyoruz aleyhimize. Bu maçta 1-0 öndesin. Yine gidiyorsun atamıyorsun. Yine gidiyorsun atamıyorsun. Karşı karşıya atamıyorsun. Boş kaleye atamıyorsun. Dönüşte yine kahraman çıkartıyoruz aleyhimize. Yani futbolda bu kadar mücadele edip de bu kadar bariz bir şekilde maçları kaybetmek açıkçası hakikaten beni çok üzüyor. Çok çalışıyoruz, çok anlatıyoruz, çok gösteriyoruz ama bireysel hatalar bu kadar yapıldığı zaman, hele ki Süper Lig arenasında bu kadar bireysel hatalar yaparsanız maçı kaybedersiniz. Kaybettik de üzgünüz tabii ki. Rakibin o dakikaya kadar doğru dürüst pozisyonu yok. Hemen hemen rakip futbolcular yavaş yavaş kartları düşerken ama biz bu kahramanları çıkartıyoruz maalesef kendi içimizde. İlk maçta çıkarttık, oyuncularıma sahip çıktım. İkinci maçta çıkarttık, oyuncularıma sahip çıktım. Üçüncü maçta sahip çıktım ama bu maçta artık herkes öz eleştirisini yapacak. Böyle hep sahip çıkarak da bu işler olmaz. Bu kadar basit hatalar yapmak yazık günahtır. Bu camiye de yazık günahtır, bizlere de yazık günahtır, oyuncularımıza da yazık günahtır. Hep bireysel hatalarla bu kadar maç kaybedersek bu işin üstesinden nasıl geleceğiz onu da anlamış değilim. Her şeye rağmen mücadele var bu sıcak ortamda, bu sıcak atmosferde. O dakikaya kadar mücadele ediyorsunuz ama bir ikinci gol var ki hani futbol tabiriyle uzaydan geliyor top. Uzaydan gelen topa rakip de vursa hiçbir şey olmayacak ama penaltı yaptırıyoruz. Bunlara ne yapabilirim? Açıkçası sadece oyuncularımı suçlamak değil, kendi öz eleştirimi de yapmam gerekiyor ama 3 haftalık süre içerisinde nasıl ki oyuncularımı övdüysem, onların arkasında durduysam, onlar da artık bu maçların sonucunu getirmeleri gerekiyordu. Bu kadar gol kaçırıp da arkasında maçı kaybettiğiniz zaman herkes artık öz eleştirinin o hatalardan ders çıkarması gerekiyordu. Her şeye rağmen geçen sene çıkmış 6-7 tane ikinci ligdeki oyunculardan kurulu bir takımın Süper Lig'de verdiği bu mücadele benim açımdan baktığınız zaman takdir edilmesi gereken mücadeledir. Sonuna kadar mücadele devam. Bu akşamki maçta hakikaten rakibimiz özellikle son 5-10 dakikalık süre içerisinde biraz baskıyı kurdu ama 1-0'dan sonra bu kadar net diyebileceğimiz pozisyonları gole çeviremezseniz zaten bir şekilde hata yapıyorsunuz, yaptık.